Herkese merhaba arkadaşlar, ben Tokzile ve Yepyeruydu, hepiniz hoş geldiniz. Şu anda Doracığımın evindeyim. Dora Stratera Oysoy. Tanımayanlar varsa aşağıdaki linkten uçabilirsiniz ama biliyorsunuzdur. Onun PC'den şu an Pokemon oynayacağım. İndirdik telefona, o da bu arada kanalına Charizard videosu attı. Ben size Pikachu oynayacağım. Arkadaşlar oyunun öncelikle menüsünü biraz göstermek istiyorum. Mekanikten bahsedeceğim. Oyunda item almak yok, eşya alma olayı yok. Ama neyimiz var? Pokemon'a basıyoruz. Pokemon'a oyuna girmeden önce ekleyebildiğimiz, ateşlediğimiz itemler var. Seviye atladıkça bu item slotlarının sayısı artıyor. Ben mesela şu an bir tane Dumble aldım. Taktım Pikachu'ya. Her skor aldığımda AD'm artacak. Bunu yükseltme olayı da var ama bu da yine levelle artıyor. Bunları sanırım gerçek parayla da alınabiliyor. Pay to win olayı ne kadar var ne kadar yok açıkçası çok bilmiyorum. Biraz fazla oynamak lazım ya da böyle nasıl diyeyim, en azından bir hafta oynansa ne kadar pay to win olduğu anlaşılır. Çünkü kostüm al 8 saldırı gücü versin olayı yok. Anime kızı yaptım kendi karakterimi de bu arada. Başla diyelim. Şu anda bize maç arıyor aynı zamanda. Dediğim gibi bir anime kızı çağır. Yaptım. Maç bulma ekranı böyle. Diğer mobil mobalara baya benziyor bu arada maç bulma ekranı. Pikachu oynamak istiyorum burada. Kilitliyorum Pikachu'yu. Pikachu'ya bu arada kostüm aldım. Kostümü de görebilirsiniz. Yanında bir tane ne denir lan buna? Kurdelemiz var kafamızın kenarında. Bu arada Holovir. Kostüm dediği şeyi de burada Holovir olarak görebiliyoruz. Klasik Pikachu. Holovir şeyleri de böyle. Bunun adı neymiş? Festival Style, Orange Unite vesaire gibisinden. Burayı cancel diyelim. Evet, yüklenme ekranımız böyle. Grafikler bu arada genel anlamda güzel. Onu söyleyebilirim. Yorumlarda çok fazla yazan oluyordu. Ben şey diyebiliyordum. Ayın 30'unda çıkacak diyebiliyordum. Bu Pokemon Unite'ın, Pokemon'un mobil MOBA'sının aslında bir nevi. Şunları keselim. Arkadaşlar etrafta bu tarz ıvır zıvırlar görüyorsunuz. Şimdi bir tane yetenek vereceğim. Bu alan vuruyor. Her 3 düz vuruşta bir fazla vurma özelliği var. Menzilli bir karakter Pikachu. Şu alan skillimiz. Minyon kestikçe üzerlerinden top topluyoruz. Oyun kazanma olayı böyle çalışıyor. Bu topları arkadaşlar rakibin kulesinin içine sokuyoruz. Basket atıyoruz bir nevi. Bunu da öldürdük. Rakibin kulesine basket attığımız toplar o kulenin canını azaltıyor ve ben nereye vurdum kim bilir. Şu yengeci de keseyim ve kuleye basket atalım bu topladığımız topları. Şimdi aşağıda 30'da 8 yazıyor görüyorsunuz. Toplar onlar. Ha, bunlar da şu an rakip şampiyonlar tabi. Onlar da kendi kulelerini korumakla yükümlüler. Ayrıca yetenekler biz level atladığımız sürece evolve'lanıyorlar arkadaşlar. Yani oyunda eşya almak değil, doğru yetenek evolve'larını oyuna göre yapmak oyun kazandıran mekanik bu oyunda. Biraz daha farklı olan diğer bir olay bu. Şöyle mesela. Evet. Şurada da bakın kendi kulemizde de can dolduruyoruz gördüğünüz gibi bu şekilde. Bu düzenli bir can doldurması sağlıyor mu bilmiyorum. Aynen, düzenli bir can doldurması da sağlıyor burada durmak istersek. Yeteri kadar cana ulaştığımı düşünüyorum şimdi. Kestim mesela. Rakibi öldürdüğünüzde de yine aynı şekilde ondan toplar düşüyor. Siz ölürseniz siz de toplarınızı düşürüyorsunuz. Basket atılıyor. Ondan sonra bu topların tamamı. Şu yaratık çok fazla böyle aşırı fazla çeşit var minyonlarda. Burada ölme ihtimalim bayağı yüksek. Muhtemelen bunlar kesecek beni. Kesemediler. Bakın oranın içine girip toplara basılı tuttuğumuzda arkadaşlar, ben bu arada base'e gideceğim. Volt Tackle ya da Thunderbolt diyor. Volt Tackle deneyelim. Hadi Volt Tackle deneyelim. Ne oluyor? Taklam atıyoruz. Bu takla atıp ultimiz kaçıncı seviyede açılıyordu hatırlamıyorum. Galiba 7. seviyede ulti açıyoruz. Deneyelim abi. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Yasuo ultisi misali bir olayımız var. Adamın kalkanı da Tahm'kench kalkanına çok benzettim. Hedef seçme özelliği yok arkadaşlar. Rakibin kulesinin altına girdiğinizde bakın rakip sonsuz bir kalkan kazanımı ve can yenilemeye sahip oluyor burada. Ben buradan bir uzayacağım. Çok hapşuruğum geldi ha.
Ay. Güzel hapşurdum. Şimdi şuraya bir basket atayım ben. Böyle basılı tutuyoruz. Bam. 41 oldu mesela. Şu an bu kulenin canı. Toplam 39 tane daha top basket attığımızda bu kuleye, kuleyi kırmış oluyoruz yani. Mantık bu arkadaşlar. Genel olayımız, genel mantığımız bu şekilde çalışıyor. Şurayı da temizleyerek. Böyle üzerinde kaç top düşüreceği yazıyor minyonların. Daha çok top düşürenler genelde daha güçlü minyonlar oluyor. Mantıken de zaten. Ne kadar topunuz varsa elinizde, topu basket atması o kadar uzun sürüyor bu arada. Öyle de bir mekanik var. Onu da söyleyeyim. Lan kendi base'ime giremiyorum. Salın beni. Galiba öldüm. Ha, öldüğünüzde de böyle ne bu? Co streak. Kill yerine co yazıyor. Şu gaydi taksisi açmayı unutmuşum. YouTube'dan mesaj geldi. Base'de bu arada invincible yazıyor. Hasar yiyememe olayımız varmış galiba doğduktan bir süre sonra. Base kill yapmasınlar, oyuncuyu üzmesinler diye. Biraz daha böyle şey, daha casual oyunculara, nasıl diyeyim, tryhard'dan ziyade takılayım ya arkadaşlarımla falan ama arkadaşlarımla oynarken üzülmesin tarzı oyunculara daha uyumlu bir oyun bu arada. Onu da söyleyeyim. Belli başlı mekaniklerden dolayı yani. Yeteneklerin herhangi bir manası yok. Yeteneklerin arkadaşlar bekleme süresi var. Mana hesabı falan yapmıyorsunuz çok. Nereye gitti lan o? Mesela şuna ulti atacağım. Gördüğünüz gibi bam diye kafasına bir kaçu diye zortlattık onu. Seninle şu an uğraşmayacağım. Basket atmam lazım. Ve kuleyi kıracağım. Bakın 28 canı kalmıştı. Pat. 29 top attım buraya ve kule bizim. Şuna bir ulti atayım. 3v1 bunu indirelim şuradan bir. Çok güzel. 5 tane daha top aldım ondan. Toplam 2 dış, 1 de iç var kule olarak. Bu arada. Burada benim geri dönmem gerekiyor. Takım arkadaşımı patarat diye satıyorum. Adamlar da çalıya girmedi. Opposite team gaining XP diyor. Ne ile alakalı bilmiyorum. Bir de ortada, tam şurada arkadaşlar bir Zapdos çıkıyor. Baron misali işte. Öyle düşünün. Bu arada buna gireriz. Onu öldürdüğümüzde de belli başlı avantajlar elde ediyoruz. Spesifik avantajları hatırlamıyorum. Güzel kestik bu arada onu. Aa, benim uzamam lazım buradan. Tamam. Evolve'umuzu aldık. Arada ona bir ulti atacağım. Öldü öldü. Çok güzel. Aa, şunu öldürmeliyiz artık. Ben öleceğim çünkü. Ne kadar çok güçlüymüş lan bu. Yok, sana girmek istemiyorum şu an. Buraya basket atabilirsem bu canımla helal olsun. Çok güzel. Basketimizi attık. Ve kuleyi parçaladık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu arada bunu da keseriz rahatça. Çok güzel. Ondan gelen kaç? 6, 7, 8 tane de bundan top aldık. Yine bir geri döneceğim ben. Can yenilemek istiyorum. Kullanımı Wild Rift'e bayağı benziyor. O yüzden şey, yabancı hissettirmiyor ama target seçme. Mesela parmağımı oynattığımda ekranda istediğim hedefe saldırma yok. Ayarlar içerisinden belki hangi hedefe öncelik alacağı seçiliyordur ama hedefleyememe özelliğine ben bayağı karşıyım. Hedefleyebilmek lazım. Sizce oyun nasıl? Yorumlarınızı almak isterim, aşağıda yazabilirsiniz. Aa, bu arada wow. Ne? Ne yaptı Big Joe? Big Joe tam bir manyak. Hasar yememe gibi bir mekanik var galiba orada. Bizim Charizard'a da kesti ayrıca. Bizden bir tane kule alabilmişler. Biz iki tane kule açtık şu ana kadar. Ormanda da bu arada çok fazla yaratık var. Sağdan soldan bir sürü şey kesip basket topu toplayabiliyorsunuz. Yani gol atmak tarzında şey yapıyor, kuleye hasar vermeyi.
Üzerinden yürümeyi gerektirmesi biraz gıcık bir mekanik olmuş sadece. Onu söyleyebilirim. Tamam, bu da halloldu. Ha, şimdi arkadaşlar, süre bittiğinde eğer oyun bitmediyse kim daha çok basket attıysa o takım kazanıyor. O yüzden son 2 dakika şeklinde bir bilgi geliyor buraya da. Orada ne oluyor? Orada bir kavga var. Zaptos kavgası var şu an orada arkadaşlar. Zaptos'u kesersek 30 top alıyormuşuz. Zaptos'a ulti atabiliyor muyum bilmiyorum da atmayacağım. Çok iyi. 20 top bana geldi. Bu topları gidip basket atarsam mük. Orada bir savaş dönüyor bu arada. O savaşa gideceğim. Charizard'dan hücumu almayı istiyorum. Ama ulti atarak keseceğim onu ya. Bunun keyfini böyle ancak çıkartırım. Koşuyorum şimdi, basket atacağım. Cebimde çok top var. Oho, çok iyi. Sen de bir gel bakayım buraya. Hala bir sürü topum var. Son 50 saniye. Artık base'lerine, gördüğünüz gibi basket atıyoruz. Buraya attığımız basketler bu arada 2x sayılıyormuş. Onu uzamak istiyorum. Ay. Hoho! Ne oluyor? Çok havalıydı Charizard'ın bana yaptığı. Yani yolunuzu arkadaşlar çok farklı seçebiliyorsunuz. Nasıl diyeyim? Yeteneklerle oluyor bu olay. İtemlerle değil, yetenekleriniz nasıl seviye atlatacağınızla alakalı oluyor. Şu an Heroes of the Storm'du galiba. Blizzard'ın mobasına çok benziyor oyun. Hani Treyarch'tan ziyade baya bir casual. Daha casual. Derecelisi hızlı maçtan daha önce açılıyor. Biraz erken açılıyor derecelisi. Time's up. Şimdi puanlar hesaplanıyor burada. Kim daha çok basket atmış? Bizim takım açık ara farkla kazandı oyunu. Yani oyunların bir maksimum süresi de var. Bu nedir? Yani direkt olarak hani daha casual bir oyun diyebiliriz harbiden. Yani biraz daha böyle eğleneyim, üzülmeyeyim yani. Bu oyun oynarken stres ya da sinir olmazsınız. Böyle bir güzel yanı var. Brawl Stars'a çok benzer bir de arayüzü var. Bu trainer levellerinde falan baya benziyor. Ana menüye gelip tekrar bir iki bir şey daha göstereyim sizlere. Oyunu indirdiğinizde bu arada çok fazla mesaj gelecek. Orada burada tonlarca, yani çok fazla yazı okutuyor gerçekten. Day One challenge'ımızı tamamladık. Şu an ödül kazandık. Sağdan soldan ödüllerinizi toplayabiliyorsunuz. Tutorial şu an oynamak istemiyorum canım. Oyun böyle bir oyun ve video da böyle oldu. Umarım beğenmiş, eğlenmiş, keyif almışsınızdır. Şu anda Doracım'ın yanında İstanbul'dayım. Pazar günü döneceğim. Pazar gününe kadar video, daha doğrusu pazartesiye kadar video gelmeme ihtimali çok yüksek kanala, onu da söyleyeyim. Çünkü burada aynı zamanda birkaç tane de iş var. Onlarla da uğraşmacalar, gaming falan gibisinden ilerliyoruz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize miko bakın. Öpülüyorsunuz. Bay bay.